işte, var mı diyeceğin? Seviyorum işte, var mı diyeceğin? Gel 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 gel. Hocam, beni çağırmışsınız. Çağırdım işte, var mı diyeceğin? Çağırdım. Ayşegül kızım, ne bu? Hiç yakıştı mı sana? Önümüzdeki hafta mutlaka bir özür yazısı istiyorum. Ama hocam, basın özgürlüğü diye bir şey var. Herkes fikrini açıkça ifade edebilmeli. Ben anlamam kızım. Koskoca koç adam. Yılların piri, ömrünü bu işe vermiş. İsterse çocuklar üst üste dizer, isterse kahneye koşar. Haftaya özür yazısını istiyorum. O yazıyı yazarsam hem Tuğçe'nin kazanmasına izin vermiş olurum hem de Selim bozulur. Bu işten yırtmanın bir yolunu bulman lazım Ayşegül. Hay Allah! Oysa Selda halam ne kadar da gurur duymuştu benle o yazıyı yazdığım için. Selda halan mı? Kızım ayakta kalma otur. Hatta kendisi gelip bu yazının yayınlanmasını sağladığınız için size bizzat teşekkür edecekti. Ne diyorsun? Ama evde bir işi çıktı. Ağaç budaması gerektiği için gelemedi. Yavrum, o zaman biz gideriz. Ama hocam, Hulki Hoca'nın dersi var. Olmaz. Canım sen haftaya Hulki Hoca'ya da bir özür yazısı yazarsın. Kalk, kalk, kalk. Oo, Selda, tarz yapmışsın ha? Gevezeliği bırak da şunları tak bakalım. Kıymık batmasın bir yerlerine. Evet, duman. Evet, ne diyorsun? Nasıl yapalım, ha? Ben diyorum ki böyle yanları budayalım. Amerikan tarzı olsun ama favoriler uzun kalsın. Hazırım, koy ver gitsin. Evet. Ay Selda biraz durma, yavaş. Turnuvaya hazırlanmam lazım. Gürültüden çalışamıyorum. Dilaver Bey, Ayşegül. Melda Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Selda Hanım'la bir şey konuşmaya hemen okula dönmem gerekiyor. Kendisinin bana söylemek istediği bir şey varmış. Ne bu, ne oluyor? O mu? Üst katta inşaat vardı. Aa, bakayım ben inşaata. Yok hayır. Dilaver Bey gerekiyor. Olur mu canım, ustalarla bir konuşayım. Sizi sahipsiz zannetmesinler. Devan geldi. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün. Kolay gelsin usta. Deh deh. Dilaver Bey. Bu nedir bu? O bir ağaç. Bu nasıl bir şeydir bu? Ya biz de dedik. Bu nasıl bir şey? Hayret bir şey dedik. Nasıl olur dedik ama... Bitiverdi odanın içinde işte. Allah'ım ne olağanüstü şeydir bu. Bir kadına elektrikli testere ancak bu kadar yakışır. O kafanızdaki baret, o gözünüzdeki gözlük. Bana da yakışmış mı? Ne bu? Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Bana bir şey mi söyleyecektiniz? Söylemek var. İstediğim bir şey. Aman Allah'ım, yoksa nihayet bana aşkını mı itiraf edecek? Ama aslında siz bana bir şey söyleyecek misiniz? Aslında benim de var söylemek istediğim bir şeyler. Aman Allah'ım, yoksa nihayet bana aşkını itiraf mı edecek? Ama önce sizin söylemeniz gerekiyor. Olmaz lütfen, siz buyurun. Olur mu canım? Önce sizin söylemeniz gerekiyor. Siz. Ama Ayşegül sizin söyleyeceğinizi söyledi. Ne? İzninizle. Ayşegül! Bir dakika. Size de kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Oğlum Caner, sen iyice kafayı sıyırdın. Bak kedilerle konuşmaya başladım bu aşk yüzünden. Yakında hayvanlar da güler senin haline. Yo, estağfurullah. Oynatmaya az kaldı Dilaver. Ayşegül nasıl yaparsın bunu? Dilaver'e aşkımı ilan edeceğimi nasıl söylersin? Bir kere kadınlık gururu denilen bir şey var. Önce erkek aşkını ilan eder, kadın da kendini naza çeker. Sen yanlış anladın Selda hala.
okul gazetesindeki yazımı yayınlattığı için senin ona teşekkür edeceğini söyledim. Peki niye yaptın böyle bir şey? Çünkü yoksa bana özür yazısı yazdıracaktı. Tuğçe'ye ve bütün okula rezil olacaktım. Ayşegül, biz sana kaç kere söyledik okuldaki arkadaşlarınla ilgili meselelere bizi karıştırma, kendi kendine hallet diye. Ama Tuğçe'nin annesi karışıyor. Onun annesini gördük geçen hafta. Bizim de öyle mi olmamızı istiyorsun? Tamam Selda hala. Ya bir daha istemeyeceğim. Lütfen ne olur söyle şunu Müdür Dilaver'e. Hayır Ayşegül, hayır söylemeyeceğim. Bir kere böyle bir şey yok çünkü. Külliyen yalan. Ayrıca ona her şeyi söyleyeceğim ki gerçeği öğrensin. Gerek yok Selda Hanım. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Yo mersi. Her şeyi anladım. Aramızda artık her şey bitti. Müsaadenizle gidiyorum. Ve giderken size saadetler diliyorum. Metin ol Dilaver. Acını belli etme yavrum. Başın dik çık kapıdan. Basamağa dikkat. Çık sokağa. Orada katıl katıl ağlarsın. Dilaver. Onun içinden konuşsana. Sesini duyacaklar, rezil olacaksın. Ah Dilaver. Ah kara bahtım, kör talim. Adamı yine kaçırdım elimden. Oh.